Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Bütün hikaye saati dinleyicilerine selamlar. Ayıp olmazsa eğer ben gerçek adımı paylaşmak istemiyorum. Adıma Ebru diyebilirsiniz. Şimdi 32 yaşındayım. Olaylar olduğunda 21 yaşındaydım. Lise mezunu bir ev kızıydım. İstemeye gelen çok kişi olurdu. Ne annem ne babam o güne dek beni hiç zorlamadılar. İki kuzenim var, ikisi de benden küçük. Onların birisi 18, diğeri 19 yaşında evlenmişti. Torunlar içinde en büyük bendim ve bekardım. Buna rağmen ne annem ne de babam bana hiç baskı yapmadı. Babamla zaten bu konuları hiç konuşmuyorduk. Annem de bu işleri hep kadere, kısmete bağlardı. Bana bir şey diyen yoktu yani. Ta ki o son görücü gelene kadar. Bunlar bizim komşumuz oluyordu. Annesi daha önceden de söylemişti anneme. Ama annem olmaz demişti. Çünkü çocuğun doğru düzgün bir işi bile yoktu. Annem hayır demesine rağmen bu kez de istemeye gelmişlerdi. Ben zaten istemiyordum. Annemle babamın hayır diyeceği de kesindi. Bu yüzden hazırlık bile yapmamış, onları günlük kıyafetlerimle karşılamıştım. Daha isteme gerçekleşmeden babam kaş göz işareti yaparak beni içeri çağırdı. Babamın girdiği odaya girdim peşinden. O çocukla evleneceksin dedi. Ben onunla evlenmek istemiyorum baba. Ölürüm de evlenmem. Hem ben kabul etsem annem kabul etmez. Hani sen kiminle istersen onunla evlen derdiniz hep. Şimdi ne oldu baba, lütfen beni ona vermeyin dedim. O sırada annem girdi içeri. Söylenme Ebru, o çocukla evleneceksin dedi. Ben ağladığım için içeriden çıkmadım. Kısacası beni o çocuğa vermişlerdi. Odamdan hiç çıkmamıştım, kahve bile yapmamıştım. Kısa zamanda da nişan yapıldı. İstemeye istemeye nişanlanmıştım. Babamla anneme karşı çok öfkeliydim. Onlardan hiç böyle bir şey beklemezdim. Bana o güne kadar hiçbir konuda baskı yapmamışlardı. Nişanımda da çok isteksiz olduğum için sadece birkaç yakın arkadaşımı çağırmıştım. Onları da artık üzüntüden bayılırsam beni tutsunlar diye çağırmıştım. Arkadaşlarım sigara içerken onlarla birlikte balkona çıktım. Sen bahsetmiştin bize bu çocuktan. O zaman istememiştin. Annen falan da istememişti. Şimdi apar topar nişan yaptınız dediler. Tam içimi dökecektim onlara. Aslında isteyen ben değilim, babam çok zorladı diyecektim. Ama balkonun penceresinde birden babamın suratını gördüm. Söylersem öldürecek gibi baktı bana. Öyle denk geldi kızlar, nasip kısmet işte dedim. Babamın korkusundan tek kelime bile edememiştim. Nişanı bir şekilde atlatmıştık. Nişandan 2-3 gün sonra da kuzenlerim gelmişti. Onlar da beni hemen sorguya çekmeye çalıştılar. Nereden çıktı bu nişan işi? Sen evlenmeyi düşünmüyordun dediler. Annem de vardı yanımda. Düşünmüyordum da şunlar var ya şunlar dedim. Annemi gösterdim. Beni zorla nişanlandırdılar. Hala istemiyorum. Vazgeçtik deseler yüzüğü şimdi atarım dedim. Annem olur mu öyle şey yavrum? Sen istedin biz de verdik. Biz seni niçin zorladık bu zamana kadar? Baban da ben de şaşırdık istemene. Ama sen istedin diye de sesimizi çıkarmadık dedi. Ben mi istedim? Beni odaya sokup tehdit ettiniz. O çocukla evleneceksin dediniz. Demediniz mi anne dedim. Tövbe estağfurullah. Kızım sen bizi çağırmadın mı odaya? Ben bu çocukla evleneceğim diye izin istemedin mi bizden dedi. Annem apaçık yalan söylüyordu. Kuzenlerim var diye böyle söylüyor sandım. Onların yanında suçlanmak istememişti. Onlar gittikten sonra tartıştık annemle. Yaptığından utandığın için onların yanında itiraf bile edemedin dedim. Kızım ben utanacak bir şey yapmadım. Sen istedin, biz de kabul ettik. Deli deli hareketler yapıp da beni korkutma dedi. Tam konuşmanın üstüne de babam girdi içeri. Babam da aynı şeyi söylüyordu. Sen evlenmek istediğini söyledin, biz de kabul ettik dedi. Böyle bir şey nasıl olurdu? Artık ortada başka şeyler döndüğünü anlamıştık. Annemin halasının tanıdığı bir hoca varmış. Apar topar oraya gittik. Kadın benim üzerimde büyü olduğunu söyledi. Nişanlımın annesi yaptırmış. Onlar beni istemeye geldiklerinde annemle babamın kılığında gözükenler cinlermiş. Yine benim kılığımda bir cin de anne ve babamla konuşmuş. Onlara evlenmek istediğini söylemiş. Büyüden kurtulmamızda, o aileden kurtulmamızda çok zor oldu. Önce büyüyü bozdurduk, sonra da hemen nişan attık. Bir sabah annem o kadını kapımıza domuz yağı sürerken yakalamış.
Annem öfkesinden deliye dönmüş, kadını bayağı bir tartaklamış. Sonra bizim evde huzurumuz bozuldu. Her gün kavga, her gün gürültü. Annemle babam da tartışırdı elbette ama o kadar sık olmazdı bunlar. Şimdi her gün kavga vardı evde. O yaşlarında neredeyse boşanacaklardı. Ben de eve adımımı attığım gibi başım ağrırdı. Uyku bile uyuyamazdım. Şimdi o kadının başına ne geldiğini anlatayım. Yaptıkları yanına kalmadı. Biz oradan taşınıp gitmeyi düşünürken kadının evinde büyük bir yangın çıktı. İki katlı bir evde oturuyorlardı. Ev yanıp kül olmuştu. İtfaiye yangının başlarında yetişmesine rağmen hiçbir şey yapamamıştı. Tüm mahalleli evin kül oluşunu izledi. Tabii biz bundan zevk almadık. Onlar adına çok üzülmüştük. Hatta babam bize mi davet etsek acaba? Evsiz barksız kaldılar. Onlar almışlardır derslerini dedi. Annem yine de istemedi. Ne kötülük geleceğini bilmiyorduk onlardan. Uzak durmak en doğru karar olacaktı. Başka bir komşuda kaldılar o gün. Sonra da bir daha hiç görmedik. Her şey bitse de kabuslarımın bitmesi 5 sene sürdü. Her gece cin kılığında onları gördüm. Ya oğlu ya da annesi. Rüyalarım bile travma bırakabilirdi. O kadar korkunç rüyalardı. Sadece bir tanesini anlatıp hikayemi burada tamamlamak istiyorum. Rüyamda yine o çocukla nişanımız oluyor. Evde hiç bilmediğim bir sürü insan var. Tabii aslında insan da değiller. Annem ve babam ortada yoklar. Hadi artık kına yakılacak diyorlar. Bu nişan değil mi, ne kınası diyorum. Annemle babam da daha gelmediler. Biraz daha bekleyelim diyorum. Olmaz, kınanın şimdi yakılması gerekiyor diye beni bir ahıra götürüyorlar. Ahırın içinde de bir sürü domuz var. Domuzlardan bir tanesinin kafasını kesiyorlar. Sonra da o kanı avuçlarımın içine sürüyorlar. İşte bu kadar. Bak gördün mü? Artık bizim kızımızsın. Artık sen de bizdensin diyorlar. Sonra hepsinin yüzü değişmeye başlıyor. O korkunç suretler artık bizdensin diye hep bir ağızdan bağırıyor. Ayaklarımda bir acı hissediyorum ve ayaklarıma bakıyorum. Ayaklarım ters dönmüş. Bunu görünce coşkuları artıyor. Artık tamamen onlardan biri olmuşum. Herkes bunu kutlamaya başlıyor. Sonra damat gelip elimden tutuyor. Seni dedemle tanıştıracağım. Dedemin yanına gideceğiz diyor. Gitmek istemiyorum diye direniyorum. Ama ne kadar dirensem de kendimi bir anda dedesinin karşısında buluyorum. Çok iri yarı, boyu benim 2-3 katım olan bir varlık. Sakalları dizine kadar. Gözlerinin içinde 2 misket varmış gibi sürekli 360 derece dönüp duruyor. Yapman gereken son bir şey kaldı. Sonra artık bizden olacaksın diyor. Ne yapmam gerekiyor? Daha başka ne yapacağım ki diyorum. Bana 2 ayrı tabak uzatıyor. İkisinin içinde de et var. Bu etlerden bir lokma yiyeceksin diyor. Ondan o kadar korkuyorum ki ne derse yapıyorum. 2 tabaktan da sadece bir lokma alıp bırakıyorum. Tadı da çok garip geliyor, lastik gibi sanki. Bu ne etiydi böyle diye soruyorum. Sağ elindeki annenin etiydi. Sol elindeki de babanın etiydi diyor. Hayır olamaz derken uyandım ama bu sefer de kıpırdayamadım. Anne baba diye bağırıyorum, sesim hiç duyulmuyor. Kolumu kaldırıyorum. Soluk bir şekilde kolumun çıktığını görüyorum. Ama çıkan ruhum. Ruhum hareket ediyor sadece. Bedenim olduğu yerde duruyor. Bedenimin içine de tam oturmamış gibiyim. Dualar okumaya başladım. Ayetel Kürsi, Nas, Felak. Ne biliyorsam artık hepsini okudum. Sonra şiddetli bir ağrıyla bedenimin içine girdim. Bu rüya yüzünden 1 ay boyunca annemle uyumak zorunda kaldım. Ve her rüyam en az bu kadar korkunçtu. Muskam olmasına rağmen yine bu rüyaları görüyordum. 5 seneden sonra o rüyalar da kalmadı. Şimdi evliyim, bir oğlum var. Bu olaylar çok geride kaldı evet, yine de unutmuş değilim. Arada banyo yaparken izlendiğimi hissediyorum. 10 dakikadan fazla banyo ya da tuvalette kalamam. Oğlumu da dua etmeden asla yatırmam. Başında bildiğim duaları okur öyle yatarım. Allah kötülere fırsat vermesin. Hikayemi sizden dinlemek için sabırsızlanıyorum. Kendinize iyi bakın. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.